Azizler, barchamizga ma'lum yangi oy kirib keldi. Hijriy sana bo'yicha Rabi'ul Avval, ya'ni Rasulimiz alayhissalomning tavallud oylari. Rasulimiz alayhissalomni sifatlash oson ish emas. Chunki Alloh taoloning o'zi Nun surasida Estaizu billah. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sadakallahu l-Azim. Ey Muhammed Aleyhisselam, siz büyük hulk uzradırsız de maktab koyun. Bu maktabdan aşırıp kim ham sıfatlay olar biladı. Şunda olsa da biz Peygamberimizin hayatlarını Kur'an'ı organiş niyeti de organamız. Çünkü o zatın hayatları tirik Kur'an idi. Yaşaşları tirik Kur'an idi. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın hayatlarını organmazdan durup Kur'an'ı yaş düşünmeyimiz, bilmeyimiz ve onge amel kıla olmayımız. Allah Teala bilip organgellerimizini ve organ mahşub bugün ilimlerimizini sizi biz için manfaatli kısın. Allah Teala Anbiya Suresi 107. ayette Estaizu billah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sadakallahu l-Azim. Ey Muhammed Aleyhisselam, biz sizni alemlerge rahmet etip yubardık dedi. Bana şu ayetini tafsiride Tafsiri Tabari'de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan kuyudaki cümleler rivayet kılınan eken. Allah Teala öz peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ını dünyadaki barcha mu'minlar ve kafirlerge rahmet mihriban kılıp yubardı. Mu'minlerge bu zatın mihribanlıkları Allah Teala bu zat sebebini mu'minlerine hidayet kılıp doğru yolga sağlıyor. Kafirlerge kanaka rahmet bu geldi. Mu'minlerge rahmetlileri anık. Oyday ravshan hidoyatga dunyo va oxirat saodatiga sabab bo'lganliklari bo'lsa kofirlarga qanday rahmat bo'ldilar deyilsa Payg'ambar alayhisalomdan avvalgi payg'ambarlarni ummatlari o'z payg'ambarlariga shakkoklik qilsa, osiylik qilsa, bo'yin sunmasa jazoni o'rnida olgan, dunyoni o'zida olgan. Ommatan qirg'in bo'lib ketgan. Ba'zi birlarini tovush urgan, ba'zi birlarini su bosgan, ba'zi birlarni yer yutgan, ba'zi birlarga ana shundoq kuchli shamol yuborilgan va hokazo. Bu payg'ambarlarni o'z ummatiga yuborgan, ular bo'ysunmagandagi azoblarini. Lekin payg'ambar alayhisalomga ummatlari bo'lib, mana shu baxt bo'lishlik oldida turganlar shirk keltirib, kofir bo'lib, bunga bo'ysunmaganlarga bunaqa azob kelmagan. Xossatan 1-2 inson azoblangan bo'lishi mumkin, lekin ommatan hamma azoblangan emas. O'tgan ummatlarga nisbatan olganimizda. Demak, bu kofirlarga bo'lgan rahmatlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam nabotot, mana shu giyohlar, o'simliklar, dov daraxtga bo'lgan rahmatlari. Agar qiyomat bo'lishini bilsangda qo'lingda ko'chat bo'lsa ekib qol. Yoki bo'lmasa behudadan narsalarni yulib, isrof qilib, vayrona qilishdan qaytarishlar. Yoki bo'lmasa Payg'ambar alayhisalom jamodot olamiga, ya'ni jonsiz olamga rahmatlari. Uhudni biz yaxshi ko'ramiz, u bizni yaxshi ko'radi. Tog' jonsiz muhabbatlar. Yoki bo'lmasa hayvonot olamiga, qurt qumisqa olamiga kim ularni behuda o'ldirsa jazosini olishligi. Behuda o'yin kulgi qilib o'ldirib bo'lmaydi. Bu hasharot bo'lsin, hayvonot bo'lsin, parranda bo'lsin. Demak, bularni keltirgan ta'limotlari himoyasida, jonini himoyasida ekanliklari ular uchun rahmat bo'lgan. Mana shu olamlarga rahmat etib yuborilganliklarni dalolati natijasi.